Bugün de hem Şırnak'taki Eren Abluka operasyonundan hem de Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haberler geldi. İki şehidimiz daha var. Dün de acı haberlerini paylaştığımız şehitlerimiz vardı. Ateşin kor gibi düştüğü baba ocaklarında kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandılar. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Şehidimize rahmet ve mağfiret eylesin. İki şehit haberiyle iki ayrı eve daha ateş düştü bayram öncesi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda piyade uzman çavuş Mümin Çarkçı, Şırnak'ta Eren Abluka operasyonundaysa jandarma teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu. Allahu Ekber. Asker ve polis hem yurt içinde hem de sınır ötesinde teröre darbe vurmaya devam ediyor. Şırnak'ta Eren Abluka operasyonunda PKK'lı iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Acı haberse en çok Adana'yı yaktı bu kez. Jandarma teğmen İsmail Can Akdeniz şehit düştü. Şehit teğmen memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Yine Eren Abluka operasyonunda dün şehit haberi gelen jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün de bugün son yolculuğuna memleketi Tekirdağ'da uğurlandı. Şehidin 6 yaşındaki oğlu Ediz Akgün babasının fotoğrafını tören boyunca elinden bir an olsun bırakmadı. Şehidimize rahmet ve mağfiret eylesin. Kıt olur! Şehit bırak! Şırnak'ta Eren Abluka operasyonu sürerken Irak'ın kuzeyinde de Pençe Kilit Harekatı devam ediyor. 19 Nisan'da yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan piyade sözleşmeler Nurettin Uzun'un cenazesi de askeri uçakla Amasya'ya getirildi. Memleketi Samsun'a havalimanında yapılan askeri törenle uğurlandı. Şehit Nurettin Uzun evlilik hazırlığındaydı. Nişanlısı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu piyade uzman çavuş Mümin Çarkçı'nın da şehit düştüğünü duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Şehit uzman çavuş 30 yaşındaydı. Yarın bayramda memleketi Samsun'da olacaktı. Cenazesi geldi. 2 ay sonra da baba olacaktı. Şehitlere, sıddıklara komşuyla ya Rabbi. Şehitler vatan toprağına emanet edilirken Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Zeytindalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 19 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.